hocam diyor, 3. Ahmet'in kızı Fatma Sultan'ın 5 yaşında evlendirildiği televizyonda bir profesör tarafından söylendi. Aslı nedir? Eğer siz Doğuş Gazetesi'nde benim Hazreti Ayşe ile alakalı iftiralara verilen cevaplar şeklinde bir makalede okuduysanız, tavsiye ederim mutlaka okuyun. Orada bu meseleyi izah ettik. Ben şimdi kaynağa bakıp da şu anda da ayrıntılı bilgiyi bilmiyorum. Ama çok sayıda Osmanlı padişahı kızının veya Osmanlı padişahı şehzadelerinin 5 yaşında, 10 yaşında, 7 yaşında çok önemli. Evlendirildiği değil. İşte meseleyi bilmemek buradan kaynaklanıyor. Nikah akdinin yapıldığı vakit etmeyin beyler. Geçen ben bir Misconceptions About Islam diye Belçika'da bir konferans verdim gayrimüslimlere. Şimdi orada da aynı soru soruldu. Peygamberimizle alakalı. Beyler şunu bu akşam öğrenmeden ayrılmayalım. İslam hukukuna göre evlenme sözleşmesi karşılıklı rızaya dayanan bir sözleşme. Tıpkı kira sözleşmesi, tıpkı alım satım sözleşmesi gibi. Farkı yok. İki tarafın rızasına bağlı. Ama manevi değer verilen bir sözleşme. Eğer taraflar hanımefendi ve beyefendi bülüğa ermişse, yani ergen olmuşsa, aklı başındaysa, kendileri bu akdi yapar. Sadece velilerinin rızası alır. Ona ayrıntıya girmiyorum. Ama İslam hukuku diyor ki, eğer bunlar bülüğa ermemişse, 5 yaşındaysa, 6 yaşındaysa, anne babaları bunların evlenme akdini yapabilir. Yanlış duymadınız. Ama kocasına teslim edemez. İşte problem burada. Yani mantığı bilemediğimiz için anlayamıyoruz. Şu anda Türk Medeni Kanunu'nda evlilik hayatını sürdürecek fiziki gelişme olmadan belediyenin nikahı kıyması yasak. Kanun bu. Ve bizde evlenme sözleşmesiyle fiili evlilik aynı şey. Yani Türk Medeni Kanunu'nda. Ama İslam hukukunda akitle fiili evlilik tamamen farklı. Öyle mi hocam? Yani ne demek? Benim bir kızım var 5 yaşında. Beyefendinin de bir oğlu var 8 yaşında. Gelirim, onun babası da onun vekili. Ben de benimkinin vekili ve basit şey velisiyim. Deriz ki Mehmet Efendi, senin oğlun olan 7 yaşındaki şu çocuğa benim kızım olan 5 yaşındaki Ayşe'yi nikahlayalım. Ama evlilik başladı mı? Asla. Peki ne zaman başlar? Geliyorum. 15 yaşına ulaşır veya ondan önce bülüğa erer. O da bülüğ biliyorsunuz belli. 9'da en erken başlar. Şu anda dünya kanunlarında 8'de başlar diyen 21 ülke var. Olayı bilmeden maalesef hücum ediliyor. Farz edelim ki biz nikahı kıydık. Evlenme yok. Yaş oldu 15. Bülüğa erdiler ikisi de. İkisinin de hıyar-ül bülüğ hakkı var. Ne demek hıyar-ül bülüğ hakkı? Yani ben ergen oldum, kocamı veya hanımımı seçme hakkım var. İsterseniz o yapılan sözleşmeyi iptal ediyorsunuz, isterseniz babanızın, annenizin yaptığı o nikahı devam ettiriyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ayşe ile olan nikah akdi 6 veya 7 yaşında kıyıldığı vaka. Ama nikah akdinin kıyılması evlenme değil. Ben o yazıda da söyledim. Asgari 13-14 yaşında fiili evlilik ki Hamidullah Hoca'ya göre 18 yaşında olmuştur diyor ve ispat edilir. Kaldı ki 14-13 yaşında olsa da bunun herhangi bir mahsuru yok. Çünkü Arap aleminde sıcaktan dolayı 9 yaşından itibaren bülüğ başlıyor. Yani mesele işte 3. Ahmet'in kızı tutmuş bir paşanın oğluna nişanlamıştır. Nişanlama değil, evlilik akdini yapmıştır. Ama asıl düğün bülüğe erdikten sonra. Evet.